Alo. Ne? Yangın mı? Ne zaman? Nasıl oldu bu? Hemen geliyorum. Yasina! Gülizar! Gülizar! Buyurun hanımım, hayrola? Yasina! Gülizar'a söyle, Muzaffer Ali'ye baksın. Kötü bir şey mi oldu hanımım? Fabrikada yangın çıkmış. Abo! Gir bakalım içeri. Bakın yanlış yapıyorsunuz. Ben bir şey yapmadım. Zannettiğiniz gibi değil. Boşuna yorma çeneni. Komutan gelsin, ben de sana anlatırsın. Kimseye bir şey olmuş mu? Çok şükür kimseye bir şey olmamış. Neresi yanmış? Hasar büyük mü? Neyse ki itfaiye hemen yetişip söndürmüş. Başka yerlere sıçramamış. Ancak... Ancak ne? Görmeseniz daha iyi. Görmedin mi bir adam? Koca depo kendi kendine mi yandı? Hanımım, sabaha karşı dan yeri ağrımadan daha bir koku aldım. Koştum geldim hemen. Tek başıma söndürmeye çalıştım ama muvaffak olamadım hanımım. Sonra itfaiye aradım. Geldiler az vakitte geldiler ama yetmedi be ya. Yandı hepsi, yetişemedim. Hiçbir şey bulamadınız mı çavuş? Tahkikata devam ediyoruz Serap Hanım. Ancak şu ana kadar bir kasıt alameti bulamadık. Belki de bir kaza olmuştur. Hayır, bunu birisi kasten yaptı. Kasten çıkardı bu yangını eminim. İyi düşün. Fabrikaya bir giren çıkan falan olmadı mı? Hiç mi bir şey görmedin? Vallahi kimseyi görmedim hanım. Esat'tan görmedim. Yani belki de ben görmedim. Çünkü bir vakit nasıl oldu anlamadım ama içim geçmiş. O ara biri girdiyse bilmiyorum oraya. Aferin sana. Aferin. Sabaha kadar çalışıp doldurduk o depoyu. Herkesin rızkı vardı içeride. Uyudun ha? Şimdi ne yapayım ben seni? Lan ne yapayım be adam? Ne yapayım sakin seni? Sakin ol Serap Hanım. Elini ayağını öpeyim hanımım. Nasıl oldu anlamadım ben de. Öyle içim geçmiş. Affet beni hanımım. Ne yapacağım şimdi ben? O borcu nasıl ödeyeceğim? Onca emek, onca uğraş. Mahvolduk Selim. Mahvoldum. Halide'ye de haber verdim. Birazdan burada olur. Bir çaresini buluruz, merak etmeyin. Halide mi bulacak çaresini? Bilakis, eminim çok mutlu olacaktır. Selim nasıl oldu bu? Biz de bilmiyoruz Halide. Jandarma tahkikatını sürdürüyor. İnanamıyorum.
feci bir şey. Çok mu üzüldün halde? Anlamadım. Çok mu üzüldün diyorum. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Pamukları yetiştirmek için kılını bile kıpırdatmadın. Al işte, yetiştiremedik, yandı bitti hepsi. Şimdi bana üzülmüş numarası yapma. Bu fabrikanın benim de olduğunu unutuyorsun galiba. Seni çok iyi tanıyorum Halide. Tüm düşüncelerini, aklından geçenleri. Hepsini çok iyi biliyorum. Ama merak etme. Yıkıldığımı görmek bu kadar kolay olmayacak. Her tarafı karış karış aradık. Şimdilik herhangi bir kundaklama izi bulamadık. Lakin tahkikata devam edeceğiz. Bir kasıt varsa anlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bakın, bu yangın linç aslan ailesine yapılmış bir saldırıdır. Eğer bir suçlu varsa hemen yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum. Serap Hanım, ne olacak şimdi? Pamuğun hepsi yanmış. Esah mı? Esah. Gece gündüz çalışıp hazır ettiğimiz pamuğun hepsi yandı. Ne olacak şimdi? Bütün emeklerimiz de heba oldu. Beni dinleyin. O teslimat fabrikamız için mühimdi. Sizin alın terinizde. Haftalıklarınızın ödenmesi, fabrikamızın tekrar ayağa kalkması için elzemdi. Maalesef bir hainin gazabına uğradık. İşsiz mi kalacak şimdi? Fabrika iflas mı edecek şimdi? Hayır. Yılmayacağız. Dinç Aslan fabrikası yine eskisi gibi Adana'nın en iyi çırçır fabrikası olacak. Hiçbirinizin işsiz kalmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bakalım şimdi ne yapacaksın Serap? Allah, ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Dokuma fabrikasından yolladıkları kamyonlar geldi Halide. Müşterilere kötü haberi sen vereceksin Selim. Onlara satacak bir gram bile pamuğumuzun olmadığını söyle. Ve özürlerimizi ilet. İstediğin oldu. Teslimat yetişmedi. Ama merak ediyorum. Bu yangının seninle bir alakası... Bu yangının benimle bir alakası olup olmadığının önemi yok. Önemli olan teslimatın yetişmemesiydi. Haklısın. Ama söylemeden edemeyeceğim. Senden korkulur. Selim. Depoyu hemen eski haline getirdi. İşçiler bu durumdan faydalanıp kaytarmasın. Hiçbir şey yokmuş gibi çalışmaya devam etsinler. Bu arada işçiler huzursuz. Haftalıkların aksayacağını düşünüyorlar. Elbette aksayacak. Böyle vahim bir kazadan sonra fabrikanın işçilerin sadakatine ve fedakarlığına ihtiyacı olacak, öyle değil mi? Halide. Ekrem hoş geldin. Hoş bulduk. Depoda yangın çıktığını duydum. Çok müteessir oldum. Eğer yapabileceğim bir şey varsa... Yok yok. Üzülmeni gerektirecek bir şey değil. Zaten yanan pamuk Serap'a düşen paydı. Bu hadisenin bana bir zararı olmadı. Bilakis. O zaman bırakalım. Üzülmesi gerekenler üzülsün, değil mi? Serap bu borcu nasıl ödeyecek merak ediyorum doğrusu.
Eğer borcunu bugün ödeyemezse başı çok büyük derde girecek. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.